Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 22 Haziran Pazartesi günü akşam 9:45 saatlerindeyiz ve dolar analizi videomuza başlıyoruz. Dolarda en son ne konuşmuştuk onları bir hatırlayalım. Dolar hazırlık yapıyor, bir şeyin hazırlığında diye konuşmuştuk en son videoda da. Uzun süredir birkaç günden fazla, hatta 4-5 gündür yatay bir hareket içerisinde. Bunun 22 veya 23 Haziran tarafında bir yön değiştirmesine sebep olabilir, bir haber bekliyor olabilir, bir veri bekliyor olabilir diye konuşmuştuk hatta. Ama temel analiz olarak biz bakmadığımız için teknik analiz olarak bir yön değişimi olabileceğini 22-23 Haziran tarihinde anlatmıştık. 6.88'e de yavaş yavaş ilerlediğimizden bahsediyorduk uzun süredir yaptığımız videolarda. Bakın şuradaki mavi çizginin altında kalmıştık ve mavi çizgiyi geçtiğimiz noktadan sonra tekrar yükselişlerin başlayabileceğinden konuşuyorduk. Ama bugün gördüğüm durumda, şimdi sizlere detayları anlatacağım, biraz daha durum farklı gibi. Onu neden öyle düşünüyorum sizlere aktaracağım. Şimdi bizim günlük bazda grafiği açtığımızda, fiyat grafiğini açtığımızda mavi çizgiden oldukça uzaklaşmaya başladık. Bakın bu mavi çizgi bize direnç oluşturuyordu. Şurada nasıl bize direnç oluşturmuştu. Şu an yine oraya biz doğru gidiyorduk. Ama 6.86'ları bir türlü geçemedik. Sebebini bilmiyorum ama orada bir müdahale var mı yok mu? Yani bir türlü orayı geçemiyoruz. 6.86 oluyoruz, 6.85 oluyoruz, 6.86, 85, 86. Bugün nihayetinde artık yavaş yavaş aşağılara doğru gelmekteyiz. Şu an için çok güçlü bir düşüş yok ama hareket hiç yok hatta. 6.84-45'te uzun süredir duruyoruz. Ya investing bozuldu ya da piyasalarda bir durgunluk var, anlamıyorum. Hala bir yatay hareket devam ediyormuş gibicesine bir hareket var. Anlamaya çalışıyoruz ama şu an için şunu söyleyebilirim size. 6.88'e doğru giden 6.76'lardan al sinyali gelmişti hatırlarsanız. O sinyal yavaş yavaş bozulmakta. Onları size paylaşmakta bir sakınca görmüyorum. Şunu ben biraz daha kalın çizeyim. Bakın şuradan aşağıdan başlayan trend yavaş yavaş kırılmakla aşağı doğru gitmekte. Bu geceki kapanışa bakacağım. Bu geceki kapanışa göre sat sinyali gelebilir. O günkü durumu yarın sabah değerlendirebileceğim, ancak gece kapanışa bakamayacağım. Ona göre tekrardan aşağıda 6.83'ler zaten test edilmiş bugün. 6.83'lerin eğer kırılması olursa 6.80-81'lere doğru bir hareket olabileceğini ben düşünüyorum. Dolayısıyla halen biz yükseliş trendindeyiz ama kırılma noktasındayız. Yarın ve bugün zaten kritik demiştik. 22 ve 23 Nisan, Haziran kritik olabilir diye konuşmuştuk. Ve 22 Haziran tarihinde yavaş yavaş bir dönüş başladı. Bakalım bu hareket kendini aşağı doğru verecek mi? 6.81'lere doğru bir hareket başlayacak mı? İzleyeceğiz. Şu an için ortada bir görüntü var mum grafiklerine baktığımda. Ama bir de indikatörlere bakalım. İndikatörlere baktığımda RSI 52 bandından hafif aşağı doğru gelmekte. 50 bandı burada kritik. 50 bandının altına gelirsek düşüşler sertleşir diye düşünüyorum. Bakın burada. Uzun vadeli ve kısa vadeli RSI'ye baktığımda kısa vadeli aşağı doğru sat sinyali oluşturmuş gibi, uzun vadeli de aşağı doğru geliyor. MACD'ye de sat sinyali vermiş gibi gözüküyor. Dolayısıyla 6.84.5'tan sat sinyali gelmiş olabilir. Bugün kapanışa bakacağım, mum durumlarına bakacağım, indikatörlere bakacağım. Yarın sabah inşallah sizleri bilgilendiririm diye düşünüyorum. O yüzden yarın sabah açılış borsayla beraber doların seyri önemli olabilir. O konuda sizi takip etmeniz konusunda uyarabilirim. Yarın sabaha takip etmeniz sizin için faydalı olacaktır diye söyleyebilirim. Şimdi bir de 5 saatliğe bakalım. Çok fazla uzatmayacağım bugün videoyu. 5 saatliğe baktığımızda ise yavaş yavaş orada da trend kırılmasının başladığını görüyorum. İlk başta 6.82-83'lerin test edilebileceğini, daha aşağıda da 6.81'leri olacağını yavaş yavaş bize yön göstermeye başladı. Bakın şöyle bir hareket vardı. Bu hareket yukarı doğru gidiyordu. 6.88'lere doğru bir hedefimiz vardı biliyorsunuz. Oralara sanki gelemeyecekmişiz gibi gözüküyor. Dolayısıyla aşağı doğru bir dönüş olabilir. Kar satışları olabilir. Gayet doğal. Bu bizim trendimizi değiştirir tabii ki. Ama buraları illaki sindirerek gitmesi daha doğru olur. Çünkü illaki böyle sert yükselişlerle gitmesi söz konusu değil. Böyle düzelte düzelte gitmesi daha doğru olacaktır. 5 saatlik indikatörlere bakalım. Bir de 5 saatlik indikatörlere baktığımda 50 bandındayız RSI'da. Bakın şurada. Orada da bir aşağı doğru dönüş var gibi gözüküyor. Diğer sütü RSI'lere baktığımda bir anlam ifade etmeyen yatay bir hareket var. Dolayısıyla piyasalarda garip bir durum var dolar piyasasında. Ama şu an için en azından şunu söyleyebilirim. 5 saatlikte ve günlük bazda yukarı doğru trend bozulmakta. Aşağı doğru bir eğilim başlayabilir. O konuda dikkatli olmanızı size öneririm. Eğer 6.84 altında kapanış yaparsak bu olumsuz olacaktır. Ben kapanışa bakacağım. Sizleri yine uyarmaya çalışacağım. Şu an için yükseliş trendde bir bozulma var. Onu sizlerle kapanıştan sonra yarın sabah paylaşmaya çalışacağım durumu netleştirmek için. Siz de takip ederseniz 6.84'lerin altında bir kapanış olursa biraz daha aşağı doğru gidiyoruz diye konuşabiliriz. O durumda sat sinyali oluşabilir. Şu an 6.76'dan başlayan ve 6.86'lara kadar yükselen bir trend sonuna gelmiş olabiliriz. Onu tespit etmek için yine sizlerle beraber olacağız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar.